Zemzemin Neşeli Mutfağı kanalımdan herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizler için çok güzel böyle borcamda tam tarif şerbetini çekmiş. İsterseniz bir gün önceden yapın, isterseniz 2-3 saat dinlendirdikten sonra afiyetle yiyin. O halde yapımına geçelim. İlk önce şerbetim için arkadaşlar 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su, bir dilim limon ilave edip ocağa alıyorum. O halde yapımına geçelim. 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şekerim var. Eğer ki çok tatlı istemezseniz yarım su bardağı da yapabilirsiniz. Bunları çok güzel bir şekilde çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. İyice çırptıktan sonra bir su bardağı yoğurdumu ilave ediyorum. Onu da beraberinde çırpıyorum. Yoğurdunuz sulu olabilir. Hatta sulu olursa daha iyi olur. Daha sonra bir su bardağı irmik, kabartma tozu ve şekerli vanilim var. Daha önceden elemiş olduğum bir su bardağı da unum var arkadaşlar ekleme veya azaltma yapmıyoruz. Dediğim gibi tam tarif şahane bir revani oldu. Kurfayı işlemini tamamladım ben arkadaşlar. Şöyle bir orta boy borcamda çok güzel bir şekilde hepsini yayıyorum. Ben borcamın altını çok hafif yağladım. Daha yapışmasın ve daha önceden ısıtmış olduğum fırında direkt altı pişsin diye. Çünkü borcamın altı geç piştiği için ben ilk önce fırınımın alt bölümünü açtım arkadaşlar. Siz de öyle yapın tavsiye ederim. Alt bölümünü açtım o şekilde fırına verdim. Ardından alt üst olacak şekilde fırında pişiyor. Zaten şimdi de size fırının içinden çekim yapıyorum. Kürdan testi arkadaşlar. Bakın kürdanım temiz çıktı. Demek ki revanim artık olmuş. Şöyle kenarını alt kısmını size göstereyim. Çok güzel bir şekilde pişti. Harika bir sonuç aldı. Daha önce kaynakmış olduğum şerbetim artık ılındı. Revanimi de çok soğutmamak veya çok sıcak olmamak adına böyle ikisi de ılık olacak şekilde döküyorum. Ben sürekli tatlılarımı öyle yapıyorum. Hem daha çeki şerbeti çekme işlemi çok güzel oluyor. Hem de böyle ne hamur oluyor ne de az çekmiş oluyor. Böyle tam kıvamında ikisi ılık genelde kullanıyorum. Bütün şerbetimi revanimin üzerine döküyorum arkadaşlar. 3 saat kadar dinlenince harika bir lezzet oluyor. Tavsiye ederim kesinlikle. Bir gün önceden yaparsanız dediğim gibi lezzeti daha güzel olacaktır. Ben sunumuma geçiyorum. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda size neler yapmak istediğimi yorumlar kısmında